Herkese yeni videodan merhaba. Ben şimdi Lidya'nın konseri için hazırlanıyorum. Burada Lidya okula gitmedi. Öksürüğü baya kötü. Göndermedik ama konserine gitmesini istediğimiz için kendi de istiyor zaten. Gel anneciğim. Merhaba demek ister misin? Merhaba arkadaşlar. Aa, öksürüğünü söylüyordum. Okula gidemedin ama konserine şimdi gitmek istediğin için. Ben kemale gitmeyeceğim ama. Evet, bugün keman dersi de vardı. Ama ona gitmeyecek tabii ki. Yani bu şekilde olmaz yani. Bayağı çünkü şey. Öksürüyorum çok. Bayağı öksürüyor ve hali yok aslında. Yani konserine de aslında söyledim ben gitmek istemiyorsan gitme diye. Ama gideceğim. Lidya'nın işte kıyafetlerini okula yollamıştık. Bu şeyde giyeceği kıyafetleri işte gösterisinde. Ama yani şimdi okulda giy çıkar şey olmasın diye ben yine evden pembe bir şeyler uydurmaya çalıştım. Konser yani gösterisi daha doğrusu işte 2'de başlayacak. Şu anda saat 1. 1.30'a doğru çıkmamız lazım. En geç yol 20 dakika falan sürüyor. Ne giyeceğimi de bilmiyorum. Herkes sıradan Çinko Pil gibi giyip geliyor. Yani böyle şeylerde nedense ben çok özeniyorum. Hep. Ama bugün vallahi ben de sanırım normal bir pantolon üst Anne, giyeceğim. Efendim ben anneciğim. okul gelince Lidya atacak herkese. Evet anneciğim, ilk 2 gündür okula gitmediğin için. Bu arada dün yani hatırladık. Lidya geçen sene de bu Christmas konserlerinde hastalanmıştı. Şey olmuştu. Chickenpox. Chickenpox şey su çiçeği Su çiçeği. olmuştu ve gidememişti. YouTube. Ve çok istiyordu ya yavrum canım benim. Çok çok güzel çalışmıştı şarkılarına falan. Yani o yüzden bu sene de böyle olması. Ama kendi gitmek istiyor. Hani öyle değil mi? Okul. Hayır konsere. He, evet. Ya ben dedim istiyorsan gitme dedim. Ama gideceğim. Ama git yani istiyorum dedi. Gitmek istiyorum dedi. En az ya bugün dedik o zaman okula gitme. Sabahleyin hatta ben kalktım. Her şeyi hazırladım. Değil mi anneciğim ya? Yedi kalktın. Evet anneciğim ya. Her şeyi hazırladım ama baktım çok kötü öksürüyor. Öksürüğü bayağı arttı. Ha işte. Hani İlaç veriyorum bilmiyorum. sürekli. Bu arada daha botoks tam oturmadı. Şöyle bakın. Hani ben Hafif seni görüyorum daha burada. şey var. Daha zaten bugün 2. gün. Şimdi hemen hızlıca hazırlanacağım. Sonra üstümü değiştireceğim. Şimdi aşağıda bir şeyler yiyor. Ondan sonra da zaten hemen çıkarız evden. Bu arada sabah yürüyüşümü yaptım ben. Sabahları bu arada daha iyi hissediyorum yürüyüş yaptığımda ya. Evet, ondan Akşam sonra şey gece yapmana gerek yok. evet. Yani çoğunlukla akşama kalıyor. Onu aslında akşamı kalmasını istemiyorum, sevmiyorum. Sabahları yaptığımda daha çok daha iyi oluyor. Hem sanki daha fazla böyle dinamik oluyorum. Dinç oluyorum. Neyse ben şimdi hazırlanayım. Zaten en son çıkmadan önce de çekerim size. O zaman sonra görüşürüz.
Şöyle giyindim bugün. Şöyle. Bebeğe kabir. Kırmızı, beyaz, pötikareli bir gömlek. Siyah mancin pantolonum. Altıma botlarımı giyeceğim. Üstüme ceketim. Hazırım. Şimdi çıktık, gidiyoruz okula. Yağmur da yağıyor. Heyecanlı mısın? Evet. Ay ben de, baban da. Çok heyecanlıyız. Geçen sene de göremedik çünkü. Bakalım. Güzel bir gösteri olacağına eminim ben. Bir anda açıldım ya. Herkese merhaba. Yeni videoyla yine karşınızdayız. Şimdi markete gidecek de onun şeyi, Lidya bu arada gerçekten çok kötü öksürüyor. Yani konseri güzeldi. Ama yarın doktor yolları görünüyor bize. Hadi bebeğim git de gel. Hadi son. Son egzersiz komutanım. Duyuyorsunuz değil mi? Çok kötü öksürüyor. Yani gerçekten hiç durmadan öksürüyor. Konser esnasında da yani böyle fark ettim, arada öksürdü ama bu kadar fazla değildi yani. Bir tane bir öksürük şurubu var bu arada. Onu dün işte eşim almış. Ondan verdim. O anda iyi geldi. Ama tabii etkisi sanırım geçti. Yani her böyle 2-3 saniyede bir öksürüyor. O yüzden dedik yani. Evet, boğazına baktık. Kırmızılık falan var. O yüzden de yani yarın sabah mecbur olarak doktor. Anneciğim olmaz yani başka türlü. Zaten biliyorsun artık. Yani bakacak boğazına. Yani verirse ilaç verir ki sanmıyorum. Kalpol içsin diyecek. Ki zaten kalpol veriyorum. Efendim anneciğim.
biliyorum ama başka türlü boğazına bakamaz ki. Işık. Işıkla da bakar tabii ki. Hani şu boğazına bakarken böyle bir çubuk koyuyorlar ya. Lidya onu hiç sevmiyor. O yüzden sadece doktora gitmek istemiyor. Onun haricinde bir problem yok. Sadece onunla bakacak diye. Biz de genelde hani doktora söylüyoruz sevmediğini. Anlayışlı oluyorlar. Çoğunlukla böyle ışıkla bakmaya çalışıyor ama o dili tabii inmesi lazım bademciklerini görebilmek için. O yüzden de artık bilmiyorum yani mecbur bakacak. Çünkü ben telefonun ışığıyla baktığımda bayağı kırmızıydı. Çok fazla öksürüyor ve korkuyoruz hani ciğerlerini Allah korusun inmesin diye. Geçen sene mesela Mart ayında böyle bir öksürüğe başladı Lidya'nın yine. Ve hiç aralıksız durmadan 2 ay boyunca sürmüştü. Evet. 2 ay boyunca sürdü. Bunda şunun da etkisi var. Lidya 2 sene önce geniz eti ameliyatı oldu. Genelde geniz eti alınan çocuklarda öksürük durumu normalden daha fazla sürüyormuş. Geniz eti alınmalı mı alınmamalı mı tabii o da bir ayrı bir konu. Ama Lidya'nın kulak tüpü takıldı. Kulak tüpünün takıldığı aynı anda geniz etleri de alındı. Ve normalden doktorumuzun dediğine göre normal geniz etinden 3 kat daha büyüktü Lidya'nın geniz eti. Sürekli ağzı açık uyuyordu. Sürekli horluyordu. Aslında kulak tüpü takıldı. Yani biz onun için gitmiştik. Oradan doktorun söylemesiyle yani görmesiyle geniz etinin de alınması gerekiyor deyince ikisinin birlikte oldu. İşte öyle olan çocukların da bu öksürük durumları normalden biraz daha uzun sürüyormuş. Umarım geçen seneki gibi öyle 2 ay kadar falan sürmez. İşte o yüzden o zaman da doktora götürmüştük bu arada ve doktor yine kalpol kullanmamız gerektiğini, herhangi bir mikrobik bir durumun olmadığını, böyle durumun olabileceğini söylemişti. Muhtemelen yarın da aynısı olacak. Ama yine de tabii ki götürmekte fayda var. Bayağıdır da bekledik yani bu hemen hemen bir 5. gün falan. Ve her gün artıyor. Her gün ekleniyor üstüne. Yarın da okulda mesela Christmas dinnerları vardı. Yine Christmas jumper'ı giyip gideceklerdi ama gidemeyecek. Yani olmaz çünkü bu şekilde. Umuyorum ki pazartesiye kadar biraz daha iyi olur. Pazartesi. Zaten önümüzdeki hafta okul son. Önümüzdeki hafta cuma günü tatile giriyorlar. Christmas tatiline. Ve ocağın ilk haftasına kadar sanırım okullar kapalı. Tam emin değilim. 7-8 arası bir şey olması lazım. O zamana kadar okullar kapalı. Bakalım. Mutfağı
bırakmıştım öyle gitmeden. Mutfağımı bir topladım. Biraz sonra yemek yiyeceğiz. Lidya'nın çok keyfi yok bugün. Sabahleyin çok bir şey yemek istememişti. Hasta olduğunda genelde böyle oluyor ki bütün çocuklar böyle olur diye tahmin ediyorum. Şimdi yemek yedikten sonra ilaçlarını vereceğim. Ondan sonra da zaten yatar. Yarın sabah da bakalım doktor ne diyecek. Yani mecbur götüreceğiz çünkü. O yüzden bugün bu videoyu burada kapatıyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz çok mutlu olurum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.